Merhaba Güreş Türkiye. No Mercy öncesi bir RAW yayınına daha hoş geldiniz. Bu arada 1. 5. ve 9. sınıftaki arkadaşlarımız oyun sürecine girdi bu hafta. Güzel bir RAW'la da bunu taşlandırdık. Hoş geldiniz beyler. Yanımda şu andan Buğra Gür, uzun zaman sonra Numan İnci, Mehmet Dinler var. Hoş geldiniz beyler. Hoş Hoş gördük. bulduk. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ne yap bak işte valla dün Rav'dan bayağı sağ olsun mis sayesinde bayağı keyif almıştım, mutluyum şu an. Aynen, ben de acayip acayip güzel bir roldu yani. Şey hani arkadaşlar şeyim vardı, hani randevum vardı, onu falan bırakıp konuşmaya geldim o yüzden yani. Spoiler vermeyelim ya. Ben yayını daha yeni izlemeye başladım. Sen Allah. Lütfen Ne olay, çıkar ne mısın? oldu ya? Biz konuşuruz, lütfen çıkar mısın? Haydi. Tam şakaydı kardeşim, Allah Allah ya. Hoş bir şaka değildi ama Buğra Gür. Doğru. O zaman biraz sıralama değişikliğe gideyim. Önce çer çöp maçları çıkartalım aradan diyorum ben. Olur. Hanginiz de radyo yayını açık? Hoparlör açık şu anda. Hiçbirimizde ya kardeşim, öyle bir şey olmadı. Birinizden ses geliyor abi, yayına gidiyor. Tamam, sıkıntı yok. Devam. Senden de yani kapattın. Tamam, anladım. Evet. Bende de ses zaten hep kapalı oluyor. Chatbox'u okuyorum sadece. O zaman Çok tabii. şeyden başlayalım direkt. Kadınlar divizyonundan başlayalım direkt. Zaten ikinci segmentmiş bu. Dörtlü maç olacak zaten, normal size biliyorsunuz. Alexa Bliss, Sasha Banks, Nia Jax ve Emma'nın içinde bulunduğu bir maç. Contender olan ikiliden Emma ile Sasha Banks karşılaşıyor. İşte Sasha Banks gene kazandı. Bank Statement'da galibiyetini aldı. Alexa ve Nia da spiker masasında onu izledi. Sasha Banks o ikisine baktı. Öyle bir segmenti noktaladık yani. Ardından da şey, arka alanda Nia Jax ve Alexa Bliss'in gelecek hafta maça çıkacağını öğrendik. Aynen Yine o. onu da bu bağlamda değerlendirelim. Tamam, o Ben zaman başlayayım isterseniz. Dal abi. Ya ortalama bir maçtı. Emma'nın şu ana kadar böyle kazandığı, kaybettiği bütün maçlardan farklı olarak böyle hani opportunist değil de hani fırsat kovaladığını değil de normal bir güreş booking'e aldığını ilk defa gördüm. Uzun zaman dönüşünden beri ilk defa. Döndüğünden beri sürekli böyle ya fırsatçı, sürekli dayak yiyip roll up'la kazanan ya da rezil rüsva olan birini canlandırıyordu. Bu sefer doğru düzgün bir güreşti ve kaybetti. Muhtemelen şey yani hani benim şey için bir ihtimal veriyordum. Yani ulan roll up'la kazanır mı acaba şeyde? No Mercy'de falan diyordum ama böyle booking'e geçtilerse eğer hani oradan ümidimi kesebilirim, çok şükür de hani o öyle bir şey olmasın zaten. Yani Emma'nın kemeri kazanmasını açıkçası istemem. Ben de. Hani şey haftaya Alexa Naya maçı da bu arada şey Alexa da şey Naya'yı gazlamaya çalışıyor hala, biz de en iyi arkadaşız vesaire vesaire. Hani Yemezler. Hani şöyle böyle canım benim çok zeki kız ama ya sonuna kadar deniyor yani şansını, sonuna kadar doğrulur beni dövme abla, doğrulur dövme ya falan. Ben ettim sen etme falan diyecek yakında yani. Gelecek haftaki maç çok eğlenceli olacak, böyle Alexa sürekli ringin etrafında falan koşarak kaçabilir, öyle bir şey bekliyorum. Ama hani Sasha Emma falan kesin karışır zaten. Çok eğlenceli bir şey çıkacak ama yani. Geçen hafta nasıl eğlenmiştik tek team maçını konuşurken. Gene Of. öyle bir şey bekliyorum ben. Bayağı Hani güleceğiz yani geçen haftaya bakarsak. aynen, ben öyle bir şey bekliyorum. Ya No Mercy'deki dörtlü maçtan zaten çok umutluyum hani. Yani çok da sevinçliyim o yüzden. Lafı da fazla uzatmadan size bırakayım. Gör. Ya Alexa Bliss bence artık ne kadar ring içini çok doldurursa doldursun, şampiyon olarak izletmek açısından sıkıcı bir hale geldi. Bana göre bu işin bencesi, bu işin güreş seyir zevki konusunda, eğer birinizin sesi cırıltı yapıyor bu arada. Şey, Güreş korna sesi geliyor dışarıdan. cırıltı da Asker yapıyor, ordusunların. neyse. Anladım. Demek istediğim şey şu, sıkıcı bir karakter haline geldi. Hani her şey mikrofon performansı, her şey mimik, yüz mimiği falan filan olsaydı şimdi burada
Brock Lesnar yerine The Miz'i izliyor olurdu. Al işte. Kardeşim. Al işte. Kardeşim. Al işte. Al işte. Şey soracağım. Yani, maçtaki benceleri sana güreş çomarı demeyelim diye mi koydun hani benim zevkim? Kardeşim. O yüzden burada biri... kavga etmek istemiyorum. Bir günde ama beni sen kavga zor... ettirmeyin sen, ya. Arkadaşım bu neydi ya? Bak biz Miz'i duyuyor musunuz beni? Duyuyoruz, duyuyoruz. Maalesef duyuyoruz, evet. Biz Miz'i falan biraz daha sonra konuşalım demiştik ki hani yani belki sıkılır gidersin hani yayından yarım saatte falan çıkıyorsun ya sonrasına bırakalım seninle uğraşmayalım demiştik. Daha en baştan bütün kartlarını açık oynadın Buğra Gür yani söylemeden geçemeyeceğim. Bugünkü şovun en büyük özet cümlesi nedir biliyor musun? Sen bir güreş çomarısın. Ya abi adam gelme abi adam. Ne bileyim ya abi ya adam gene oradan buradan buldu gene bize laf soktu ya. Yani hiç kardeşim hoş. Ben gerçekleri söylerim. Siz romantizm konuşursunuz. Ondan sonra niye Buğra Gür yarım saatte çıkıyor? Bilader söyleyeceğimi söylemişimdir demek ki yani. Anladın mı yani? Anladım. Büyük tamam. Anladım Buğra Gür beyler. Teşekkür ederim kardeşim. O zaman Numan sen ne diyorsun? Senden de bir sözümüzü alalım. Vallahi Buğra Gür Alex'e laf ediyor mu? Yakın zamanda merak etmesin. Orava gelecek olan şahıs var mı? Mutant. Biraz onu izin edip tutacağım. O mutant dediği şahsa da geleceğiz. Önemli segment olduğu için sona attım onu. Sonlara tamam, doğru. Tamam. Şimdi şey böyle etkisiz segmentleri çıkaralım arada. O zaman şeye geçelim. Maç belli izlenen maçlardan nere? Sıkıcı oldu. Zaten belli bir sonucu da. Ben bir Emma'nın kazanmasını bekledim bir an. Olmadı ya. Yani olacağı o, belliydi. Zaten. Emma kim Sasha'yı yeniyor çok affedersin yani. Bir kere tuş etmiş zaten yani. Çok affedersin şey, da. Yok yok. Şey ya bir dakika. Ya. Mehmet dinler. Sasha Banks mi? Alexa Bliss mi? AJ Lee. Ya bak. Hayır, her şeyi yaparım. Bir dakika bak. Seni tamam mı? Kendi kurşununla, kendi silahınla vuracağım. Abi bana yok. Bana ciddi yani, cevap ver Bilal'e. Hayır anladın yok mı? Abi çok ciddi bana bir şey. Bana burada bir dakika. Bana burada götünüz başınız ayrı oynamasın. Birader hadi yok. Ya. Ciddi olalım ya. Bak şeyde abi bak tercih yapamayacağım tek ikili o. Yani bak ben Kevin Owens vs. Chris Jericho maçlarında bile taraf tutabiliyorum ki ikisine de aşığım. Abi Alexa vs. Sasha da yapamam. Ya yapamıyorum. Takım taraf tutamıyorum abi. Hani yok. Ben ikisi takım olsun. Sana yemin ediyorum Ege hani Ambrose Rollins'e yürüyor ya haftalardır. Rollins'e yürümüyorum. Fan boyluk ne demek? Fan boyluk ne demek? Bak Alexa Sasha bir gün takım olsun abi. Fan boyluk ne demek? O zaman göreceksiniz abi. O forumun en iyi fan boyunu seçiyoruz anketi tekrar açılacak. Tek başıma çıkacağım. Benim de gafiller bu arada. Seni şey seçildi değil mi? Jack Reacher seçildi değil mi fan boy olarak? Görmedim onu kardeş, da beni eledi gafiller vallahi billahi. En büyük AK Partiliyi ne zaman seçeceğiz ya? Sensin. Vokare. Peki. Yani seçmemize gerek yok ki sensin. Doğru. Hadi devam edelim. O zaman Goldust vs. Bray Wyatt'a geçelim. Çok güzel, çok güzel ya. Çok bayıldım ya. Abi. Dur bir dakika. Goldust uzun süre izledi falan belirtiyor Wyatt. Kendisine korktuğunu söylüyor. Finn Balor gibi boyanın gerçeklikten koruduğunu falan söylüyor. Maç ortalığı... Biri ıslanıyor neyse. Goldust'ı yüz boyalarını siliyor Bray Wyatt. Onu normal haline çeviriyor. Goldust da bir insan diyor. Sonra Wyatt kurtarıcılığa geliyor ama Wyatt diyorum Finn Balor kurtarıcılığa geliyor ama Wyatt kaçıyor. Bakışmalarla segment bitiyor. Gür başla bakalım. Bağır bu kadar ıslandın arkada. Ya ben eğer konu Finn Balor'sa bir Demon King Mickey ile seri yapıp kendinden söz ettirmesini çok fazla istiyorum. Ya çünkü bazı şeylerin yeri dolmalı abi. Tamam yeni Zidane belki gelmiyor. Tamam yeni Drak belki gelmiyor ama
yerlerini başka muadilleri olmasa da birkaç seviye altı alabilir ya. Dele Alli var Zidane yerine diyeceğim de güleceksiniz yani, neyse. Ya gerek yok şimdi Dele Alli muhabbetine. Abi Mehmet? Şey ya. Hani biz hep şey diyorduk ya abi, Demon King'in bir farkı yok, sadece boyuyor suratını, hani öyle bir şey diyorduk ya. Abi Bray Wyatt da kalkıp onu söyledi bugün. Abi bizim böyle tartıştığımız, mantıksız bulduğumuz şeyleri hikayeye dahil ettikleri zaman, hikayede tartışmaya başladıkları zaman ben muazzam keyif alıyorum. Bray Wyatt da bugün onu yaptı. Al dedi abi, Finn Balor bu yüz boyasından oluşuyor sadece. Başka hiçbir sikim yok dedi. Abi hani Numan buraya şey atıyorsun. Yani abi çok sevdim o yüzden ya. Balor'un da böyle dümdüz hani gelip, ki böyle hani direkt koşup daldığı hiç olmamıştı. Çok daha karizmatik şekilde gelirdi ringe hep. Bu sefer böyle koşup hani dümdüz girdi ya abi, ben çok sevdim ya hani. Bunun üzerine giderlerse abi ben 3 ay daha bu feud'u izlerim. Yani Royal Rumble'a kadar ben bu feud'u izlemek isterim yani. Bunun Royal üzerine Rumble'a 6 ay var, sen ne yaptın ya? Gideceklerse... Senin kime? Ben matematik hesabına tüküreyim. 3 ay var. Hani nasıl 3 ay var lan? Kardeş, Eylül ayındayız. Tamam. Lan Royal'ı Ocak'ta. Ocağı da sayacaksın ama ocağın sonunda Royal Rumble. Abi ocağın şeyde, Ocak ayında zaten feud yok ki yani şey hani. Ocağın şey yılbaşı Raw'undan sonra falan ortada feud mevut kalmıyor zaten. Hani Ekim, Kasım, Aralık. Ya tabii biraz takılıyorum da. Demek istediğim şey şu. Finn Balor Demon King gimmickiyle bir farkı yok derse ayıp etmiş olur Bray Wyatt. Adam hırlıyor mırlıyor, ringe geliyor. Ne bileyim, ring maçı kazandıktan sonra işte demon hareketleri, tauntları var, onları yapıyor. Yani bunu Bray Wyatt'ın bu bakış açısıyla Mark Calaway'la Undertaker arasında da bir fark yok dersin. Yani ayıp olur yani. Yani anladın mı? Öyle. Ya abi açıkçası hani şeyden son pay-per-view'da hani şey SummerSlam'daki maç falan çok sert güreştiğini söyleyenler var Balor'un, ama ben çok bir fark görmedim. Ben yani Balor'un Balor olarak güreşmesiyle Demon King olarak güreşmesi arasında ben hala bir fark göremiyorum. Yok yani. Güreşme konusunda fark yok, ona ben de katılıyorum. Yani hani ya gimlik zaten... olarak bir farkları yok hani, yani o yüzden Demon King ekstra bir şey getirmiyordu hani yüz boyası dışında. Abi, ben onu falan sevmiyorum. Yapıyor işte. Abi bu mudur fark hani? Ya doğru abi, canım o mudur abi, değildir kalırsa, belki ama. Abi bana kalırsa SummerSlam'de farklıydı biraz ya. Güreşi de farklıydı biraz. Abi ben yani. Bilmiyorum, SummerSlam'deki tauntları işte maçı kazandıktan sonra kamera karşısına geçip zavala zuvala yapması bence etkileyiciydi. Ben o gün dedim yani bu adam bir seri yapmalı abi. Neden yapmalı? Çünkü bazı şeylerin yeri dolmalı ya, anladın mı? Belki eskiyi özlemiyoruz ama belki eski yeni de eskiyi aramıyoruz ama bir heyecan katabilir Finn Balor'a bu. Yani ana kemer hakkını da vermediler zaten adamın. Onu her hafta konuşuyoruz. Bu heyecanla, bu yenilmezlik serisiyle, aa bak bu adam Demon King'ken büyülü yenilmiyorla çok farklı yere gidebilir işler. Yani evet. O zaman diğer önemsiz olaya geçelim. Daha Elias'ın gitar segmenti. Gitar performansı veriyor. Kalisto geliyor. Elias finisher'ı vuruyor. Kazanıyor. Gidiyor. Abi bu Kalisto daha ne yapacak da 205 Live'a gitmeyecek. Gözünü seveyim mi? Yemin ediyorum ya. Abi ne Kalisto'yu özlemişim ha izlemeyi. Çok çok onu gördüm yani abi. Adam hakikaten o nasıl bir tempo ya. Abi adam Devil çok iyi, bari adama en azından Cruiserweight'e falan gönderseler de en azından adam izlesek bari 205'i, ne bileyim ya. Ya şey sen Cruiserweight izliyor musun kardeşim? 205 Live falan izliyor musun? Austin Aries'e sonra izlemiyorum kardeş. Ondan sonra izliyordum ama. Allah Allah. O gider izlerim ama. Doğru. Ben demin izlerken şey ya yani şey sabah işte o maçı izlerken şey dedim, başkan bu hangi seviye dedim yani hani. Of. Ya acayip güzel bir şey ya, neyse. Yani ıslandınız o zaman temel olarak. Evet. Elias'a ne senaryo verecekler çok merak ediyorum ama ya. Çok kötü bir senaryo verecekler muhtemelen yakın zamanda ama. Böyle Roman Reigns'e falan patates olacağı ya da Balor'a olmaz artık da. Hani böyle yükselen birine patates olacağı bir senaryo verecekler ve adam şey olacak hani gibi düşünüyorum.
Yok olacak, kaybolacak. Ya niye NXT'de şampiyon olmayan herkes hakkında bu düşünce ve ön yargı var? Bence Elias Samson, Seth Rollins'in biraz daha sert hali. Yani sen bir çomarsın olarak, ya. Sen bir çomarsın ya. Hem fizik olarak hem güreş stili olarak yani biraz daha sert bir hali. Gür ne diyorsun abi? Öyle. İzlemiyorsunuz mu abi adamın maçlarını? Adamın 3 dakikalık maçlarını izleyerek tanıyamazsınız. WWE'de uzun güreştiği maçlara bakın. Kardeşim bu adam bir kere Jeff Jarrett çakması. Ya sen elindeki gitara Jeff Jarrett diyorsun Numan. Ben maçını izledim bu adamın. Uzun maçları var WWE'de sıkıcı. Güreştiği. Ya Seth Rollins çok mu eğlenceli abi? Evet. Konuşturma şimdi. Evet çok eğlenceli. Seth Rollins ona göre kadar eğlenceli ya. Abi Seth Rollins'e eğlenceli diyen kusura bakmasın ama 2 senedir maçlarını seyretmiyordur. Şimdi kusura bakmayın yani. Abi bir şey diyeceğim. Abi birincisi Elias sıkıcı değil. Şey maçı da maç sırasında da sıkıcı değil. Onu bir geç. Onu değil bir geç. Zaten. Hani yani, sen Jeff Jarrett'a benzettiğin önce için muhtemelen o şey düşünüyorsun. İkincisi abi yani konu Seth Rollins değil şu anda ama Seth Rollins'e sıkıcı diyen de abi gitsin hakikaten şey izlesin UFC izlesin abi yani. Abi bana Seth Rollins'in en sonki güzel maçını söylesene tek tek. Bilmem Raw'da çıkardığı her maç. Raw'daki ya, her tamam. Bir ben maçı ön, çok ön güzel. Yargılar, ben ön yargılarla burada savaşamayacağım ha kardeşim. Neyse siz bilirsiniz. Abi Rollins'in çıkabildiği tempoya çıkabilen başka kimse yok abi şirkette. Geç onu geçeceksin. Cruiserweight'ler falan filan. Grand Metallic falan var abi. Seth Rollins'in temposuna çıkamıyor abi ringde. Geçeceksin onu. Ya ne temposu? Bu adamın diz sakatlığından bu yana o WWE şampiyonuyken dizini bir attı. O diz sakatlığından bu yana doğru düzgün güzel maçını izlemedik. Bir iki üst üste izlemedik. O zaman maçını izlememişsin. Ya neyse geçeceğim. Tamam bunu. Sadece pay per view'da maç izleyerek güreş izlenmez abi. Güreşçi değerlendirilmez. Seth Rollins'in Raw'daki her maçı abi çok iyi. Katılıyor musun Ege? Doğru. Neyse burada ben ne dersem zaten siz tersini söylüyorsunuz. Yok, hadi Corbin'e abi, sen Corbin'e karizmatik bir demiş adam. Abi geç ben, Corbin konusunu geç bak, abi. Giant, bak adam son 6 haftadır yine bu da daha iyi gösteriyor abi. Hani abi şey yani Dean Ambrose da tamam hani şey iyi maç çıkarıyor falan filan diyoruz da abi tek team maçlarında falan Dean Ambrose da iyi gösteren tempolu gösteren Rollins. Abi bu adam her Raw'un en iyi maçını çıkarıyor. Bitti abi. Abi bu adamın temposuna yaklaşabilen yok. Bu adamın estetiğine yaklaşabilen yok ya şirkette. Nasıl sıkıcı bulabiliyorsunuz? Hayret bir şey ya hani. Hani desen ki face karakterini sıkıcı buluyorum tamam. Amen abi maçını sıkıcı buluyorum diyorsun. Dalga mı geçiyorsun? Dalga geçiyorsun gerçi ben. Niye? Ya yok gerçekten bu kadar muhalefet olacağım derken saçmalanmaz birader. Seth Rollins son diz sakatlığından bu yana neyse tamam halk görüyor forum halkı görüyor bana söyle diyorum şu maç çok güzeldi de diyorum yok abi cevap yok. Olsa hayır çok güzel tamam peki bu konuda yani bir hakikate ulaşamayacağız seninle Mehmet adamın üst üste yaptığı 3 hareket 5 hareket hepsi de çok tek düze ve iki hareketin arasında uzun zaman zarfları var. Anladım. Demek istediğim şey bu. Ege istersen buradan şeye geçelim. Hani bu tek team olaylarına geçelim. Aynen oraya bağlayacağım şimdi. Takımlar aksiyonuna geçiyorum o zaman. Geçmeyelim. Ben onu görecek kalkatasım gibi. Geçmeyelim. Maç olacaktı. La bir durun. Diyorsun bir de. Hayır, diyor bir de. Yok efendim fanboylu şey Sasha, Alexa tek team olunca herkes görecek. Az önce biz gördük yani Seth Rollins'in her maçı çok güzel dedi. Fanboyluğu gösterdi bize. Sağ ol Mehmet. Ya hadi beyler Ambrose öleceğiz daha. Daha segment. Hadi geç. Şimdi Sheamus ve Cesaro ve Luke Gallows ve Anderson maçı olacaktı. Spiker masasında da alfa erkek Dean Ambrose ve Seth Rollins vardı. Sonra güzel altılı bir kavga ettiler. Hakemler ayırdı. Sonra da main event'e dalayım direkt. Kurt Angle falan şey dedi işte Ambrose'un takımına.
İşte 2'ye 4 olmaz, 2 kişi daha bulun dedi. Bunlar Hardy'leri bulmuş. Sonra Ambrose'un ekibi ve diğerleri maç yaptı işte 4'e 4. İşte maçı Ambrose 4'ü değilse kazandırdı. Face ekip maçı kazandı yani. Yani Ambrose 4 Deeds'le maçı kazandırdı dediğin öncesinde set finisher yapmadı mı ya? Yaptı, hani? Yaptı da arada çok büyük bir olay atladı. Belki de yılın en büyük boçu olarak geçebilecek bir boç vardı maçta. Bilmem fark ettiniz mi? Ben maçı izlemedim. Işte. Abi. Matt Hardy. Abi Dean Ambrose tutulurken Matt Hardy ringe girecek bozmak için giremedi abi. Takıldı, ringe takıldı, düştü. Hakem bir yandan saniye bıraktı. Sayısal numaralı tuş oluyor. Düşün yani. Abi açın izleyin orasını. Gözünü seveyim var ya. Yılın en büyük boçu ya. Açık ara yani. Abi yılın en büyük boçu bu şovda başka bir şeydeydi. Hakemin boçuydu ama hani konuşuruz da abi. Şey hani o da iyiymiş ama ya. Abi şey çok sıkıcı bir hale getirdiler şu tek team hikayesini ya. Abi şey hani Dean'le şey sete Kurt Angle gidin iki tane daha adam bulun öyle maça çıkarırım ancak siz dediği anda aklında Hardy'ler dışında biri gelen var mı acaba? Bir de şey yani hani aradılar taradılar falan filan yani. Yani Hardy'lerin çıkacağı bu kadar bariz, bir de main event'a bırakıyorsun bu maçı yani. Çok saçma ya. Çok saçma. Yani şovun tek falsosu oydu ya. Yani ve Club Sheamus Cesaro maçı hani yeni bir şeydi ve şey hani böyle farklı bir şey görecektik sonunda. Göremedik, üzüldüm. Yani kavga iyiydi ama çok kısa sürdü o da. Ne oluyor abi orada, ne yapıyorsunuz ya? Gürül gürül. Bu arada bir saniye abi, Skype'dan ve Fox'a atıyorum abi boçu bu arada izleyenler varsa. Skype'den niye atıyorsun oğlum? Şey chatbox at sana. Attım işte. İkisinden at. İzlemen varsa abi aç izleyin. Şey yaparız. Neyse benim yorumum bu kadar, isterseniz siz de yorumunuzu yapın, devam edelim. Yani gene ayakta kapattık öyle diyeyim. Ayakta kapattık. Ne oluyor lan? Uğra ne yapıyorsun abi odada? Sandalyeyi çektim mi? Niye son 10 dakikadır sandalye çekiyorsun sürekli? Tam olarak sandalyeyle ilgili derdin ne yani hani? Sana kızdım da sandalyeyi yerlere vuruyorum kardeş. Ya sen sandalyeyi ters çevir, gözünü seveyim yani. Doğru. Yani o sen o sandalyeye oturmayı hak etmiyorsun bence. Yani ters çevir, bir kenara kaldır yani. En son öyle yaptım. Şimdi işte ayakta kapattık diyordum en son. Yani evet. uzun zaman sonra ayakta kapattığımız bir show. Geçen yılda böyle şovlarımız olmuştu. AJ Styles'a karşı. Güzel günleri hatırlattı tekrardan yani. Heel turn'ü bekliyorum. 3-4 ay sonra olacak heel turn'ü şimdiden. Yani ben o kadar emin olmam. Valla bu çocuk hiçbir şey yokken M. Rollins dedi. Onun için ben yok hayır diyemiyorum yani. Yani hani öyle yani bir şey olursa WrestleMania'ya Ambrose vs. Rollins gider. Abi onu tahmin evet. etmesi çok zor bir şey değildi ki. İlk segmentten sonra belliydi zaten olacağı. Sen segmentten önce dedin o mevzuyu. Bu ikisi çok boş takım olur dedin. Öyle mi dedim ya? Hiç hatırlamıyorum bile. İşte adamlar hatırlıyor. Bu hafta işin doğrusunu söyleyeyim yani Ambrose çok ıslatmadı açıkçası. İlk defa dürüst konuşayım. Çok övecek bir yer bulamadım yani. Çünkü sürekli dayak yedi. Evet. Aga ben zaten o boştan sonra zaten saldım maçı ya. İzleyemedim ben ondan sonra gülmekten zaten hangi var ya. Değil mi hocam? 15 dakika boyunca güldüm ya. Abi şey ya. Yani Hardy'ler var ya her geçen gün daha kötü maç çıkarmanın yolunu buluyorlar yani. Gerçekten her maçları fiyasko ya. Bir de ben hala göbekleri tipler... var. Ya boş ver, göbek kim bilir, Ambrose'da da var. Ha ne göbeği lan, kas onlar, kas. Türk kası kadar aynen Türk kası. Doğru. İlay direkt çomarı işte konuştu. İlay Drake. Bu arada İlay Drake fanları çomar değildi kardeş. Sanır mısın? Çok.
Çomar dedim bile. Çok geç kaldım. Devam ediyor muyuz? Tamamdır. Hadi geç gidelim. Heymante. Artık biraz daha eli yüzü düzgün olaylara geçelim. Önce arka alana gireyim o zaman. Az önce bahsettiğimiz kadınlardaki arka alan segmentinde Asuka'nın Raw'a geleceği duyuruldu. Yani Alexa Bliss ve Nia Jax için muazzam haberler diyebiliriz. Mutant, çoğunun deyişiyle Mutant geliyor. Mutant. Mutant geliyor abi. Hatice Mutant yani. Kemerinde Nia'ya geçeceği hani belli oldu böylece yani. Aynen. Yani. Asuka vs. Nia Jax'ı derisi ihtimalle. Yani hani Alexa hani Asuka'nın karşısına çıkarılacak kişi değil yani hani. Çünkü. Abi bir de yendiriyorlarmış Alexa'yı Asuka'ya karşı. Abi çok gülerim de yani maç bence 15-20 saniyeden uzun sürmez yani maç. Hani öyle söyleyeyim yani hani. Şu anki görüntüleriyle. Geçen kimle şey, kim maçı? Asuka ile Alexa Bliss maçı. Kardeşim Alexa Bliss yenmesin ya. Ya zaten Asuka yenerse böyle bayağı bir ses getirecek seri yapacaktır. Yenilirse de çok böyle karmaşık hani Goldberg'ün kaybedişi gibi olaylı bir senaryoyla kaybettirilecektir diye ya düşünüyorum. Ben Asuka'nın serisinin ana kadroda devam etmesi gerektiğini hiç zannetmiyorum ya. Hani ben de. Gerekmiyor. Zaten o hype'la geliyor. Hakikaten şimdi mutant diyoruz kadına yani. İkinci ya da üçüncü maçını kaybetse bu ne değiştirir? Asuka'nın hani hype'ı, karizması zaten şu anda ana kadrodaki herkesten daha iyi. Bir maç kaybettikten sonra da bu gitmeyecek yani. Hani şey abi geçen Asuka'ya rüya rakipler diye WWE.com makale açtı. Abi şöyle bir bakıyorum. Hani Alexa ile Natalya zaten şeyden var. Kemer sahibi olduklarından var. Patates abi ikisini karşı handikap maça çıksalar yani toplam bir dakikada falan kaybetmeleri gerekiyor. Becky Lynch var abi. Becky Lynch şey yani Naomi'yi Natalya'yı yenemiyor kadın. Abi Charlotte var. Face Turn'den sonra o da Becky'nin seviyesine düştü. Bir tek Sasha var abi. Sasha da zaten hani hangi pay-per-view hangi şey hani bu yani ne bileyim Sasha da zaten hani iki maçtan en fazla birini kazanabilen biri. Abi hiçbiri Asuka'nın hype'ında değil ki. Hani Asuka'yı tanrı seviyesinde gönderdiler NXT'den yani hani burada gerek yok o kadar ya. Bence çabucak kaybedip hani o bu da, ne zaman kaybedecek senaryosuna girmemeleri çok iyi olur. Çünkü NXT'de o senaryoya çok girdik. Ve her seferinde hayal kırıklığına uğradık. Benim artık onu izleyecek takatim kalmadı. Ben de. Ama WWE biliyorsak muhtemelen yapacaklar o yeni ilgisizlik senaryosuna. Tabii ki yapacaklar ya. Abi bunun üstüne giderler ya. Goldberg'ün tuttuğunu gören Vince McMahon bunu daha önce 5 defa denedi yani. Bununla üzerine gidecektir. Anladın mı? Bir yıl Reign'e hazırlıklı olun derim ben size yani. Öyle. İnşallah olmaz yani. İnşallah olmaz abi ben ne bileyim. Ya Bebek sana niye inşallah işte, olmaz ya? Maya Kresik'te demiştim sana garibine karşı korursa diye demiştim. Öyle oldu yani. Tanıyoruz bu adamları sonuçta az buçuk. Hoş geldin Burak Saygı. Boş bulmuştur herhalde. Şey. Tamam Asuka'yı da mı geçiyoruz şimdi? Aynen. O zaman şeye dalalım. Roman Reigns'in olaylara dalalım mı şimdi? Yok abi Miss TV'ye dalalım bence önce. Abi bence gülgüsün öyle dalalım ona ya. Biz hashtag koyduk ya ondan dedim. Onu sona mı saklayayım diye. Ya yok gerek yok. Ya gür gitmeyecek ki abi. Hani, tamam o zaman söyleyeyim şimdi. Hani Reigns, Cena ve Strowman, Lesnar olayları birbirine bağlı ya. Hani çok dalarız biz şimdi. Onları en son konuşalım topluca yani. Şimdi Miss TV oluyor gene. Duyurumuz o şey. Maryse'in çocuğu oluyor. Miss muhtemelen baba. Enzo ile Miss ağız dalaşına giriyor. Maça işte çıktılar. Miss mikrofonla Enzo'yu dövüyor. How you doing diyor. Enzo da Maryse diyor, Maryse karnındaki çocuğun babası kim acaba diyor. Mizler bunu pataklıyor, maç sona eriyor. Enzo güzelce dayağını yiyor gene hastalık. Evet. Abi yani... Şimdi standart abi... mikrofondan başlayalım direkt. Evet, Buğragür başlasın. Yani ben daha önce konuya Jason Jordan'la The Miz...
kesinlikle Feuda yükseltmeli. Çünkü The Miz'in kendisi gerçek bir hype star. Karşısındaki güreşçiyi yükseltebilecek bütün yeteneklere sahip dedim. Bunun nedeninde ise kendisi çok nefret edilen bir karakter olduğu için öteki taraftaki karşısındaki adamı farklı şekilde hiç olmayacağı kadar sevdirip yükseltebilir. Bunda The Miz'in inanılmaz olan mikrofon yeteneğinin payı elbette var. Tabii bir Mr. Anderson, bir Drak, bir Randy Orton olmasa da The Miz'in mikrofonu iyi. Tabii ki tek mikrofon bir süper yıldız olmaya yetmiyor. The Miz'de de o çok var. Diğerleri standart ya da standartın altında. Onun için The Miz bir süper yıldız değildir bana göre. Enzo'ya göre de The Miz ile Enzo aynı seviyeye güreşçilerdir zaten. Yani 2011'den sonra The Miz'in tek yaptığı Intercontinental kazanmak. Enzo da bunu Cruiserweight'te kapatacaktır birkaç sene içinde kovulmazsa yani. Anladın değil mi? Ben bu kısma cevap vermeyeceğim artık yani. Bitti çok mi? Çok yoruldum bu adama laf anlatmakla. İşte Mehmet o zaman bitti mi Burak Gür? He bitti. Tamam. Gür. O zaman şimdi bir şey diyeceğim. Numan sen bu kısmı şey atabilir misin YouTube'a koyarken? Atarım. Burak Gür hiç konuşmamış gibi sadece biz tartışmışız gibi olsun. Tamam. Gerek yok böyle şovist hareketlere yani ama siz bilirsiniz tabii. Yani abi ben ne bileyim artık çok sıkıldım da son bir şey söyleyeceğim. Ben yani bulunduğum yayında birinin şöyle hala laflar ediyor olmasına yani abi üzülüyorum ya hani üzülüyorum abi yani hani. Öğrenmeye bu kadar kapalı olmana çok üzülüyorum. Ya öğrenmeye yani kapalı at gözlüğünü yani çıkarmaya bu kadar keyifsiz niyetsiz olmana ben çok üzülüyorum abi. Ben The Miz'in mikrofon yeteneğine bir şey demedim. Beni dinlemediniz galiba. Bağnaz biz, ve geri kafalısınız yani. Biz The Miz'le ilgili sadece bu arada The Miz'in mikrofon yeteneğine bir şey dedin. Şunların seviyesinde değil diye de bir gömmeye çalıştım. Tabii canım Randy Orton'un seviyesinde değil dedim. Demek ki Randy Orton'un seviyesinde değil ki Randy Orton. Yani The Miz'le kariyeri neredeyse aynı yılda başlamasına rağmen 15 şampiyonluğu efendim var. Randy Orton'un bir sene var. Ya arada 3-5 sene var. Kariyeri 3-5 sene diyorsun ya oha. Ya birader. Oha. Dolph Ziggler ve Seth Rollins arasında da 3-5 sene var. Ya olsun. Tamam. Şu an beni haklı çıkaran bir test sunman. Neyse. Valla aynı dönemin güreşçileri değil. Sen neyin peşindesin? Ya Randy ilk ana kemerini aldığında Miz güreşmiyordu. Kardeşim Miz 2008'de mi debut yaptı? Konuyu kapatıyorum. 2007 değil mi? Konuyu kapatıyorum abi. Ya hayır, konuyu kapatıyorum değil. Sen sadece trollemek için uzatıyorsun vallahi. Hayır hani, hayır. Demek istediğim şey şu. Randy Orton görüyorsun. Demek ki daha iyi mikrofon performansına sahip abi. Yoksa dediğiniz gibi mikrofon bu işler gitseydi The Miz'in Randy Orton'dan daha fazla şampiyonlu olması gerekirdi. Randy Orton abi, bu kadar çok şampiyon olduğuna göre. Her şeye mikrofon diyorsan Jinder Mahal ve Roman Reigns niye şampiyon? Tamam işte abi işte bu adamların mikrofonu daha iyi çünkü. Allah Roman Reigns'in mikrofonu The Miz'den daha iyi. Jinder Mahal'ın mikrofonu The Miz'den daha iyi. Ben size düz ya, mantık yapıyorum. Abi, siz The Miz'in mikrofon niye diye. Şunu ya bir susar ya, mısın ya? Tartışmaktan sinir etmekten keyif alıyor sadece. Gözünü seveyim artık şuna devam etmeyin. The Miz'in mikrofonu muhteşem diye yerlere göklere sığdıramıyorsunuz. Ben de size ters psikoloji yapıyorum birader. Bunu anlayamayacak kadar salaksınız yani kusura bakmayın. Gör Emroz öv. Hadi başla. En azından çomar değiliz. Bir saniye hemen gürüp pozitif bozuyorum. Bu hayır. Bu adam, bana dur. Bunu deyip de tamam mı? Bana böyle şöyle deyip de çomar diye konuyu kapatması çok enteresan ya. Kendinizle çelişmeyin abi. Konuşun hadi açık oturum yapıyoruz. Dinle beni. Söyle. Evet söylüyorum. Dinliyorum. Bu adam TNA'deyken bir zamanlar Mr. Anderson mikrofonu iyi diye adama ıslanan bir adam abi. Yani. Tamam. Yani. Doğru. O zaman ne fark var? Şimdi Anderson'dan bizim Singles'ta ne fark var? Fark yok. Sen ama birini ısırıyordun, birini yere vuruyorsun. Niye? Hayır. Ben sizi düştüğünüz yanlışı size uyandırıyorum ters psikoloji yaparak. Siz kabul edemiyorsunuz. Kabul edemeyince de saldırıyorsunuz. Çomardı, şuydu, buydu. Tamam, gerek yok işte, birader. Abi şunu kapatıp segmentleri falan konuşabilir miyiz artık? Yeter be. Abi her neyse.
Konuşmuyorsun. Yeter. Yani artık can sıkmaya başladın sadece. Her hafta aynı cehaleti sergileyince de benim canım sıkılıyor. Yani forumda aynı şeyi yapanları ben yasaklı listesine ekliyorum abi. Seninle radyo programı yapmak zorunda bırakılıyorum yani. Ben artık o yüzden bunu tartışmayacağım yani. Neyse, ne diyeceğim şey bir de mikrofonda Enzo da gayet iyiydi. Burada bir ilk gerçekleşti bu şovda. Bunun hakkında bir şey verelim. Yani bir cruiserweight dövüşçüsüyle bir normal güreşçi aynı maaşa çıkabiliyormuş demek ki. Bugün oluyormuş. Yani, oluyormuş yani. Niye yapmadı daha önce bilmiyorum. İlk defa bugün oldu. Sinkara galiba tek team maçlarına çıkmış galiba cruiserweight'lerle bir iki defa. Öyle bir şey varmış. Bir de şey işte Kalisto vs. şey maçı var. Brian Kendrick maçı var. Survivor Series 2016'da ki o da şey zaten Cruiserweight kemeri içindi yani. Aynen o da Cruiserweight kemeri. Yani Cruiserweight kemeri. Kesinlikle katılıyorum. Balor Club yazmış. Miz şu an Ambrose'tan kötü taşıyor. Intercontinental'ı uzun süredir title defense yapmıyor demiş. Evet. Geçen hafta yaptığı bir dakika adam. Geçen hafta yaptığı neydi? Kardeşim. Geçen hafta şey çıktığı maç neydi? Delirtmeyin lan beni. Geçen hafta çıktığı maç orada, neydi? Kemer maçı değil miydi? Orada sen inandın mı? Jeff Hardy'nin kemeri kazanacağına inandın mı kardeşim? Sen diyordun kendin burada. Bu maçı neden yaptılar birader? Zaten bir dakika, şey yapmayacak sen diyordun. Dean Ambrose'un kemer reyninin kötü olmasının sebebi Baron Corbin denen güreş katilidir. Bunu ya, kaptayı durun. Bravo. Abi dalga mı geçiyorsunuz? SummerSlam'de Brock Lesnar'ın kemerini kaybedeceğine inandın mı sen? Ben inanmadım. O maçta mı boştu? Dalga mı geçiyorsun abi? Doğru düzgün argümanlarla gel ya. Hayır sen geçen hafta dedin bu lafı ya. Senin, abi geçen hafta dedim kötü maçtı ya. Yapılması gereksizdi amenna ama bu adamın abi şey kemer reyni o zaman adını söylemek de abi güreş izlemiyorsun demektir abi şovu izlemiyorsun demektir. Susmayacağım abi. Çünkü sen gerçekten yorumlar yapıyorsun abi. Sen hem sadece sen haklısın diyorsun hem de konuşuyorsun ya. Ben sadece abi beni çıldırtmak için gereksiz yorumlar yapıyorsun. Chatbox'taki ya. Güreş izlemeyi bilmeyen adamı da getirip benim karşıma koyuyorsun. Siktir oradan abi şey Miss Title Defense yapmış. Geçen hafta yaptı. Ben dalga mı geçiyorsun? Geçen hafta yaptı değildi diyordum burada. Geçen hafta şimdi yaptı geçen çekiyorsun. Geçen hafta yaptığı Bilal. Title Defense değil miydi dedim. Önce kulağını aç dinle ya da dinlediklerini al. Hikaye sahip ol ya da Bravo. Hadi iki dakika gerçekten şey yani güreş konuşalım diyorum. Bozuyorsun abi. Onu da bozuyorsun ya. Hoş değil. Mis gibi segmentti abi. İki dakika konuşturtmadın be. Yok ben maçı kötü. Mis standart. Maçı, standart. Abi sen yayına geldiğin zaman çok saat ediyoruz ya. Ben standart demedim. Bir dakika ben bir şeye bugün standart demedim. Bu ne kadar ön yargılı davranıyorsunuz ya. Bir hafta standart, bir hafta kötü, bir hafta şundan iyi değil, bir hafta şundan kötü, bir hafta şöyle abi, kötü. Ben senin, burada... Hayır bak Randy 5 dakika önceye sar. Bir dakika 5 dakika önceye sar. Birilerine gömmeden güreşten zevk alamıyorsun ha. 5 dakika önceye sar. Güreşten zevk alamıyorsun. Bu çocuk niye böyle aynı şeyleri tekrarlıyor? Sana diyorum bundan birkaç dakika önceye sar Mehmet Dinler. Ben burada The Miz'i övdüm yani ama beni dinlemek istemiyorsun. Sen kavga etmek isteyen sensin. 5 dakika önce The Miz'i övmedin. Geç onu geç. Kim iyi oldu? Oğlum The Miz'i dediğin şey o şu. O zeka seviyesinde olan biz değiliz abicim sensin. Geç onu. Ben, ya bir dakika onu. Bu işte AK Parti hükümetinin yarattığı nesil işte böyle kavga etmeye çalışan insanlara AK rahatsızlık vermek istiyor. Abi. Benim beni okuduğum kitaplar yarattı. Geç ya onu. Hadi okuduğun kitaplarmış. Geç onu. Yeni beyler, mezun tamam, oldu. Tamam. Cemaatin okulundan yeni mezun oldu. Bunu alın içeri. Alın. Cemaatin okulun sahibi Ergenekon'dan aranıyordu lan senelerce. Ya, geç onu. Hadi. Tamam beyler. Cemaat... Hero tişörtü deyip konuyu kapatalım o zaman. Abi segmenti konuşmayacak mıyız ya? Hani mis gibi işte. Segment abi. Ha. Niye konuyu kapatalım? Açılışa bağlayalım diyorum artık. Çünkü bayağı kavga ettik yani. Tamam abi yani tamam güzel segmentti. Yani Miz'de ne kadar usta olduğunu güzel. Bir kere daha gösterdi. Hakikaten mikrofonla dövdü. Yani uzun süredir gördüğüm en yaratıcı segmentlerden biriydi. 2-3 haftadır bu sözü kullanıyorum. Rav'da bunları söylemeyi, bu tarz lafları söylemeyi çok özlemişim ya. Çünkü Raw'un böyle yeniliklere, bu tarz yaratıcı şeylere ihtiyacı vardı. Ve biz bir sonbahar dönemi denen klişeden bahsederiz her sene.
Aa son bağırdı. Geliyor geliyor. Çok, çok sıkıcı ya deriz. Ama öyle feyutlar var, öyle maçlar, öyle şovlar var ki. Ben en tutkulu bu sene en tutkulu güreş takip ettiğim dönemdeyim. Evet hemen sözü vereyim Ege. Yalnız şöyle bir olay var şimdi kış dönemi demişken. Brock Lesnar Royal Rumble'a kadar yok. Jinder Mahal da kemeri aralığa kadar koruyacakmış. Hindistan şeyi için, live eventi için. Yani bir tarafta şampiyonumuz yok, bir tarafta da Mahal var. Bence bir daha düşün. İzle yani günü ya, değerlendirelim. Şey, Survivor Series dönemi o kadar da kemer mücadelesi aranan bir dönem değil ama gene kurt. Tabii tabii tabii. Yani Survivor Series mücadelesine doğru düzgün bir şey çıkartıldığı zaman o dönemi kurtarır. Senelerdir öyle oluyor yani. İnşallah gene Brand maçı de olur ya. Zaten öyle olacak. Bir Raw SmackDown göreceğiz gene. Bu çok büyük eğlence. Geçen seneki main event 1.5 saat sürdü ve ben bir dakikasını kaçırmadım. Bu sene Raw SmackDown göreceğimizi zannetmiyorum ben ya. Planlanan şey asıl hani geçen seneki şey daha bir SmackDown yeni oluşumdu ve şey hani güç denemesi için meydan okumuşlardı. Ama SmackDown'ın öyle ratinglerine ne kadar iyi geldi o aklı. İyi geldi tamam ama ya bak her hafta aynı her yıl bir kere aynı şeyi yaparsan şey Survivor Series'in de temasından uzaklaşırsın. Bir de şey zaten Shane, Team Shane vs. Team Owens'ın geleceği de çok bangır bangır geliyor o da. Yani hani SmackDown'ın kendi içinde bir şeyi olacak. Muhtemelen şey kadınların da kendi arasında Four Horsewoman vs. Four Horsewoman görünüyor. Yani Raw'a da kendi içinde bir tane basic şey çıkarırlar muhtemelen hani. Hani açılış maçı olacak bir şey. Survivor Series maçı çıkarırlar ve şey hani öyle kaparlar gibi. Geçen seneki standarttan uzak olacak. Ama şey yani hani iyi kurgulanan bir Survivor Series ana kemer maçı istemez bile yani öyle söyleyeyim. Şey bu arada ya hani abi Enzo'nun hani abi günahım kadar sevmiyorum adamı. Ama şey hani şöyle bir şeyden sonra aklıma da gelmedi değil hani Miz gidip hani burada yapamadın gittin Cruiserweight'e kaldın falan Cruiserweight'leri de bir ezdi yani laf arasında. Abi isterim ki aslında bütün Cruiserweight'leri kızdırsın şu olay hani yani hani hakikaten kızdırsın sen kim oluyorsun desinler ve yani Miz üzerinden bir hani ana kadroyla bir şey bağdaşma yaşasınlar abi ya hani bir ana kadroyla şey özdeşle şey iç içe geçme yaşasınlar yani şu anda hala dışarıdalar ve hani böyle segment gördüğümüz zaman da o şükür falan diyoruz yani hani. Ve yalnız Enzo'nun arka alan olaylarında sana sürekli laf sokması var ya bugün diyeyim adam abi efsaneydi bugün ya. Abi şey bu dönemde şey çok başladı zaten ya hani bütün çıkan dedikodulara karşı son 3 aydır çıkan dedikodular senaryoya ekleniyor. Çıkan dedikodu senaryoya ekleniyor. Yani arka alandan çıkan her haber senaryoya ekleniyor bir i̇şte şekilde. İşte onları duymak olarak o yüzden zevkli oluyor zaten. Evet yani ben de çok seviyorum yani. Hani Page olayını da mesela eklediler. Normalde hiç eklemeyecekleri bir şeydi yani bu. O kadar mahvetmişler onu da sallatma onu boşver. Yarını değerlendiririz hemen radyodan sonra. O zaman şeye geçelim önce. Strowman Lesnar segmentini değinelim. Tek segment sayılır o çünkü. Sonra da Cena ile Reigns olaylarına gireriz. Tamam. Abi şey. Dominik Toretto arkadaşımız kusura bakmasın ama abi Lesnar'a koyan da altın bulsun ya. Çok güzeldi be abi. İçimin yağları bir eridi, bir eridi, bir eridi. Abi çok güzel segmentti ya. Tabii Heyman'ın promosu da çok acayipti ya. Hani Heyman standartlarında falan da acayip yüksek bir yere koyarım yani ben onu. Muhtemelen aynen, kimse dikkat etmemiştir promoya bu sefer ama hani yani çok övülmemiş çünkü ortamlarda gördüğüm kadarıyla bugün ama abi çok başka bir promo ya hani çok acayip bir şey kesti. Sonra, ya arkasında olanlar. Sonra Strowman German Suplex yedi hemen gelip ama hiç etkilenmeden ayağa dikildi direkt. Sonra da çok sistemi Brock Lesnar'a geçirdi. Gene üstünde kemeri kaldırdı. Brock Lesnar bir hafta daha yerde. Keşke No Mercy'de de güzel bir son olsaydı diyorum şu andan itibaren. Üzücü yani. Abi yani tekte şeyden kalkmak, bu hızda kalkmak çok acayip ya. Hani şey, German Suplex'ten kalkmak. WrestleMania'daki Goldberg Lesnar maçını hatırlıyorsunuzdur belki. Lesnar 3 tane şeyle... Suplex'le başladı kalktıktan sonra şey aniden spear yedi falan filan.
Ama şey abi, Goldberg'in kalkmakta ne kadar zorlanacağını bildiği için Reji abi, hani şey, geniş açıdan ringi çekmedi abi. Sadece Lesnar'a yakın plan aldı. Goldberg'in gelişini falan hiç göstermedi. Aniden Goldberg uçtu bir yerden yani. Hani çok zor kalktı çünkü adam yani. Hani süresi uzayacaktı olaya göre. Zor abi zamanlarda. Abi Strowman tekte abi kalktı, doğruldu ya. Çok acayip geldi ya. Abi o kalıpla nasıl ya? O kalıpla nasıl hakikaten ya? Ya Strowman'dan zevk almayan varmış son süreçte. Şey falan diyorduk hani, yani önce yani son Roman Reigns bükücü zaten hani, hani o yüzden diyorduk. İşte sonra şey dedik hani işte Lesnar'a karşı mı, rakiplerinden dolayı mı diye çok düşündüm ama değil abi, adam hakikaten şey yani, vücuduna göre çok farklı bir seviyede güreşiyor ya. Ya inşallah keşke kemeri alacak olsa diyorum şu anda. Keşke ya hani. Ama abi... Lesnar'ı şampiyon görmeyeceğiz. Ona da değinin isterseniz. Abi, Rumble'a kadar kendisi yokmuş. Şey demek istiyorum. En son böyle bir olay olduğunda Randy Orton teknik nakavt olmuştu. Umarım Braun Strowman'da öyle bir şey yapmazlar ya. Bu kadar gerizekalı olamazlar. Abi o zaman da diyorduk ama yapmışlardı yani. Adam teknik nakavt olmuş ya Randy Orton'a. Kafasını falan kanatmış. İnşallah yapmazlar yani öyle bir şey. Onu yaparsa zaten bundan daha kemiği kimse alamaz yani, daha bir yıl daha korur yani bu adam. Ravşonlarına ne olacak peki Lesnar'ı gidince? Kim taşıyacak yani? Cena da olmayacak çünkü. Survivor Series'de o da yok. Lesnar taşımıyor ki. Miss taşıyacak olurum. Hayır, taşıyordan kastım şu main event senaryolarına kim gelecek yani Raw PPV'de? Miz olması gerekiyor. Abi yani, şey ne bileyim, Jason Jordan falan hani Angle'ın şeyi ya, oğlu ya sonuçta. Hani bir süre Intercontinental Feud'unun belki şey hani o şeye gitmesini hani Raw Main Event'ında bulunmasını falan şey düşünmüş olabilirler ama yani hani birkaç hafta falan zaten No Mercy'den sonra şey var hani Survivor Series var ve 5'te takım maçı gelecek yani hani Survivor Series'e de. Hani bir süre o taşır. Survivor Series'den sonraki pay-per-view ne, TLC mi oluyor bu sefer? Hani TLC şeylerin, SmackDown'ın. Bu sene de mi? Yani roadblock'tur o zaman muhtemelen. Ya işte her neyse, Aralık ayı pay-per-view'una artık ne gelir bilemiyorum. Acaba diyorum tekrar Roman Reigns vs. Strowman denerler mi? Her boş bulduklarında Roman Reigns vs. Strowman yapıyorlar ya son bir senedir çünkü. Bu arada kaç oldu o PPV'ler? 4 oldu mu? Olmuştur ya herhalde. Bu arada TLC Raw'ınmış bu yıl. Onu düzeltelim. TLC Raw'ın pay-per-view'u bu yıl. Ne olur herhalde bir maç salarlar o zaman ya. Ana kemersiz merdiven maçları. Güzel olacak, güzel. Ha, tuşla biten merdiven maç. Eğlenceli olacak ya, tek, ki. Yani Ambrose Rollins falan var ya, merdiven maçı haklarını muhtemelen şeyle kullanırlar. Takımlarla. Falan kullanır. Takımlarla kullanırlar. Ambrose'lar, Hardy'ler hepsini atarlar herhalde. Bakalım hayırlısı. O zaman hepimizin beklediği maça geçelim. Çoğumuz bekliyor yani. Bence hepimiz hatta. Direkt mübalağa yapıyorum. Önce açılıştan girelim. Geçen hafta Roman Reigns Cena'ya demişti ki bir çayla bu kadar zorlanıyorsun demişti. O çaylak Jason Jordan. Bu hafta Roman Reigns o çaylakla maça çıktı. Roman Reigns de kazandı. Cena gibi. Ama o da zorlandı. Jason Jordan gene mücadelesini verdi. Ondan sonra Cena ringe geldi. Güzel promo kesti. Bana göre Reigns'i yine yerden yere vurdu. Son lafı vurdu. Zaten bitirdi işi. Beni uyuşturucu testi gibi gör. Geçemeyeceksin zaten dedi. Orada zaten fitil koptu yani olayı. Ama Reigns de yani muazzam promo kesiyor. Kendi standartlarına göre diyeyim. Sözü size salayım. Ben başlayayım mı? Ya öncelikle Jason Jordan hani şey işte bu yanlış yere yer güreşçiyle maçı çıkarma, Finn Balor'la maçı çıkarma falan filan epey o hype'ını kaybettiğini söylüyordu ki 2 haftadır çok sağlam toparladı ya. Ve şey hani kaybederek hype kasmak gerçekten hani nadir görülen bir şey ve hani yani nadir yapılan bir şey çünkü. Abi yani gördün mü, çok seviyorum, o yüzden Jordan adına çok seviniyorum. 2 haftadır
gerçekten iyi karizma kastı yani hani çünkü karşılaştığın adamlar Cena ve Reigns hani şirketin topu ya onun adına çok seviniyorum çünkü yani sevdiğim bir güreşçi adam hani ve şey potansiyeli var yanlış hamlelerle gitmeyecek yani hani hype'ı bir anda kaybolmadı yani buradan Miss Feud'una rahatlıkla bağlanabilir yani hani çünkü muhtemelen Roman Reigns vs. Miz ve Cena vs. Miz maçları bu kadar uzun sürmezdi. Bu kadar uzun buklamazlardı yani hani. Var mıdır acaba bu kadar uzun buklanan Miz'in onlarla maçı? Yoktur herhalde. Yok. 10 dakika yani, falan işte. Yani abi hani Jordan cidden iyi performans gösterdi. Ya maçın bitişi de geçen haftaya göre hani Cena'nın ani bir adjustment'la kazanmasından sonra Reigns'in hani yeter deyip hani şey böyle hani göstere göstere kazanması da benim hoşuma gitti açıkçası hani. O açıdan neyse. Ya ben promoda da abi ben Cena'nın promolarda dediğiniz kadar ezdiğini hiç düşünmüyorum. Belki Reigns beklentimin çok üstüne çıktığı içindir ama hani. Ona katılıyorum. İkisi de şeyden gerçeklerden bahsediyor ya sürekli hani. İkisinin dedikleri içinde de zerre yalan yok abi. Hani zerre çarpıtma, manipülasyon hiçbir şey yok. Hani yanlış anlama vesaire vesaire hani hiçbir şey yok ya. İkisi de hani en zayıf noktalarından ve şey hani gerçeklerden vuruyorlar ve abi çok hoşuma gidiyor hala ya. Şu provaları hani feud bittikten sonra açıp açıp tekrar izlemeyi düşünüyorum yani hani. Artı öyle söyleyeyim. Bir diyerek katılıyorum ben de. Bunu diyecektim tam da. Hani şey evet Cena bugünün galibi oldu bu arada hani yani Reigns'in ezildiğini düşünmüyorum ama Cena evet bugünün galibi oldu çünkü Cena'nın asla yapmayacağı şeyden vurdu yani hani Reigns'i. Kendisinin asla yapmayacağı şeyden vurdu. Benden bu kadar. Abi ya, bana kalsa Cena gene derdi geçti ya bu haftada ne bileyim. Yani Roman Reigns sinirleniyor ağzını bozuyor. Başka bir şey yaptığını görmedim abi. Azıcık kadar mega bölümünü. Geçen hafta Roman Cena'yı yerden yere vurmuştu. Ondan önceki hafta gene Cena geldi. 2-1 bence promolarla durum. 2-1 lan. Her türlü 2-1 yani de. Abi. Cena'nın böyle konuşup ama maçı kaybedeceği gerçeği. Yani üzüyor bu. Olsun yani. Çok güzel bir şey izledik. Çok güzel bir maç izleyeceğiz belki de. Senaryo olarak. İzliyoruz da. Şey ya, hani maç WrestleMania maçı gibi konuşuluyor ya aslında. Hani WrestleMania dönemi olmaması da benim biraz hoşuma gidiyor. Kalabalıkta hani kaynamıyor ya da başka şeylerden vakit çaldığını düşünmüyorum hani. Böyle şey zaten hani rahat bir dönem böyle. Hiçbir beklentimizin olmadığı bir dönemde şu 3 haftayı görmek çok hoşuma gitti yani hani. Şimdi ben çok şey çok sürmez. NFL başladı. NBA'ye de az kaldı zaten. Gene yatmaya başlarlar diye düşünüyorum. Zaten koşullar da müsait. Tabii ama yani hani şimdilik hani SummerSlam sonrası için hani çok düşüneceğim bir feud değildi bu yani. Çok böyle hani bekleyeceğim seviyede bir feud değildi. Çok daha üstü çıktı yani. O zaman Roman Cena maçını daha konuşmuyoruz değil mi? Yani işte önce bunu gireceğim şimdi. Reigns'in maçını izledik. Şimdi Cena'nın maçına. Cena'nın rakibi ana kemerin number one contender ismi Braun Strowman. Strowman Cena'yı tabiri caizse gömdü, ezdi, geçti. Cena doğru düzgün hamle yapamadı yani. Braun Strowman işte merdiven üstüne power slam yaptı. Diskalifiye oldu. İşte Reigns arka alanını izledi ama gelmedi. Canavar Cena'ya acımadı, kendisi de acımayacak dedi. Strowman Cena'yı gömdü yani kısacası. Beklediğimiz bir şey deyip uzun zaman sonra bunu söyleyebiliyorum. Abi buna ben başlamak istiyorum ve yani hayatımda daha saçma çok az şey gördüm. Yani güreş izleme hayatımda. Hani hakikaten ya en son şey 2012-2013'de bir tane TNA şovunda Last Man Standing maçı ve hakem diskalifiye için sayıyordu. Hani en son böyle bir saçmalık görmüştüm hani. O seviyeye yaklaşabilen ilk bu oldu. Abi madem merdivenin üzerine power slam yapmak yasak, merdivenle adama vurmak yasak değil mi? Abi o ben de dikkatimi bak, çekti. Merdivenle adama vurdu. Diskalifiye hani şey zil çalma tamam mı? Ben dedim arada da uyukluyordum. Herhalde dedim şey hani diskalifiye kararı önceden çıktı ben kaçırdım. Hani
zaten hani maç no contest ya da diskalifiye ile bitti. Ben kaçırdım hani şey devam ediyor hani dayağı devam ediyor Strowman'ın. Sonra abi diskalifiye için zil çaldı tamam mı? Ben böyleyim hani. Lan niye? Yani ne gereği vardı ki? Hasta mısınız abi? Dümdüz maçta herif merdivenle dalıyor diskalifiye çalmıyorsun. Manyak mısın? Ve şey hani adamın diskalifiye çalası da varmış hani. Nasıl bir borçtur ya? Nasıl bir hani abi nasıl bir Sina şey dese haklı. Abi benim yediğim dayak yetmedi mi? İlkinden sonra niye çalmıyorsun dese haklı yani hani. Doğru. Yani bir şey diyemiyorum o konuda. Roman'ın da canavar olduğunu itiraf etti bu arada Strowman'ın. Aynen. Onu da itiraf etti de aga ya şovlardan damga vuran abi şovlardan en komik iki olayı ya. Bir bu hakemin ne oluyor? İki Matt Hardy'nin oluyor. Başka zaten var ya yemin ediyorum size ben gene buna zaten yokum ya. Abi şok oldu bize galan diyorum ona vurdu diskalifiye ama bu ne? Ne oluyor falan böyle kaldım. Bu gene TNA mi konuşuyor yani? Neyse. Yo. TNA'yla. Biraz radyo yayını hızlansın diye sustum. Son 3 maçı yorumlamadım. Hemen bir ben de kendi nezdimde konuşayım. Zaten atletik... 20 dakikası kavga olduğu için onları atarız isterseniz yani. Siz bilin. Ya sıkıntı değil, sıkıntı değil. Braun Strowman'ın atletikliğinden bahsedildi. Bunu daha önceden vurmuştum. Çok kilo verdiğinden geldiği döneme nazaran. Keep up yapabilen bir giant izliyoruz yani. Düşünün atletizmi ve oradaki mukavemeti bir hayal edin. Onun dışında Ege demişti Brock Lesnar ocağa kadar yok. Belki de Brock Lesnar No Mercy'de kaybeden. Diğer maçta Sina şey konusunda Kurt Angle'ın oğlundan pek bahsetmedik. Jason Jordan gidebileceği alanın yerin haddi hesabı yok. Çok fazla ve çok sert aynı zamanda teknik bir o kadar da atletik. Tempolu güreşebiliyor. Her şeyden biraz var değil. Her şeyden tam var Jason Jordan'da. Ben inanılmaz beğeniyorum. Maçında da yani rakiple eşleşme hızına ve eşleştikten sonra uyum hızına baktığımız zaman çok büyük bir yetenek görüyorum. Chad Gable'dan falan bahsediliyordu. Zannetmiyorum. Bence Jason Jordan WWE alanına daha uygun bir güreşçi. Her açıdan. Belki mikrofon olarak geliştirir mi geliştirmez mi ya da ne seviyede bilmiyoruz. The Miz'in bu konuda yardımı olacaktır. Onun dışında son maç ne konuştuk en son? Sina Strowman olayı. Ha, Sina Strowman olayını konuştuk. Böyle. Diyecek üstüne pek geçelim. Bir şey yok. Şey çok kısa bir şey söyleyeceğim. Hani Chad Gable'a göre daha WWE stil dedin ya. Ya hani o stilde başarılı olan tek kişi var WWE tarihinde Jordan'ın stiliyle Angle hani o biraz hani bu şeye muhtemelen fikre yol açıyor hani. Mutlaka doğru diyorsun da yani bugünün WWE'sine baktığımız zaman Chad Gable karakter gimmick olarak büyük bir fark yaratamazsa ya, sönük kalma ihtimali yüksek bir güreşçi ya. Jordan için daha tabii yani şey yarın ya mutlaka onun da farkındayım ama Jordan'ın patronunun hoşuna gidebilecek birçok özelliği var. Yarın Vince ölürse Chad Gable hakkında da farklı şeyler söyleyebiliriz nihayetinde. O zaman yarın Vince ölürse şu an Sami Zayn şampiyon olurdu kardeşim Vince ölse neyse. Benden şey 4 çalışır ben beğendim bu şovu yani sıkılmadım da. İzletti bu show kendini ama 5'lik değildi tabi. Yani ben daha iyi bir Raw izleyebileceğimi hayalimi kuramıyorum. Ben de 5 derim. Benden 5 çalışır yani abi, bu yılın seviyesini epey yukarıdaydı bu yılın seviyesi. Abi şu maçlar falan çok iyiydi ama o 2 boç olmayaydı iyiydi o yüzden 4 diyorum ben de. Yani o 2 boçtan ya maç içi boçtan puan kıramayacağım ben çok da ya hani. Abi yok yani adam giremedi abi. Adam bildi ringe giremedi ya. İpe takılı düştü ya abi. Bu adamların ya. WWE'de olması büyük bir suç ya. Ya o zaman şey yarınki şovu bir değerlendirelim kısaca hemen 2 dakika. Sonra da kapatalım yavaştan. 3 kemer maçı. AJ Styles, Ty Dillinger, New Day, Usos, Street Fight.
ve Natalya Naomi kanser maçı, pardon kadınlar maçı. Bir de Vince McMahon'ın geri dönüşü. Shane McMahon ve Owens hakkında konuşma yapacaktır %99.9 ihtimalle. Ne diyorsunuz beyler kısacası? Ne bekliyorsunuz bu şovdan? Bir de Mahal var tabi. Yani şey, show güzel geçecek ya hani ciddi anlamda. Ya Mahal Nakamura segmentini hani ben muhtemelen gene atlarım da hani şey. ya abi sevmiyorum yani hani ikisini de. Yapacak bir şey yok. Zaten Mahal koruyacağı için o Rumble'a kadar sıkıntı yok yani. Çekeceğiz. Ya o bu WWE'nin birçok sürprizini gördük. Ben o kadar emin değilim yani. En azından senin kadar emin değilim bu konuda. Hani ya şey Hindistan, ya beni Hindistan live eventi var işte. Sıkıntı o. Ya bırak canım, ilk defa mı Hindistan'a gidiyor WWE? Allah Allah. Yalnız şey, o haber şu, Hindistan'a gidip orada Jinder Mahal'ı şampiyon olarak babyface olarak kullanacaklarmış. Öyle bir haber yalnız bu. Abo. Diyecek bir şey yok tabi. Bir de Ziggler şey var. Ziggler ne yapar acaba gene? Bu sefer kimleri taklit eder? Budur birilerini. Ya benim geceye dair hani bak çok güzel bir SmackDown planlanıyor. Yani çok hype'lı bir SmackDown planlanıyor. Beni geceye dair asıl heyecanlandıran şey Mayan Classic'in finali ya. Hani hiç istemediğim bir final. Hani ilk turdan sonra tahmin edip de hiç olmasını istemediğim final gerçekleşti. Hani UFC'ci vs. Japon. Pardon, uzak sevmiyorum. Japon. Hani Japon mu? Ryan ona Koreli mi ne demişti de o yüzden. Ben Shine'ı alır diyorum bu arada yani. WWE'nin Japon Japon. Yok abi Japon. Yani şey uzak doğulu alır. Hani şey abi Lesnar'a kadar bu tip hani şey domine karakterlerin tamamı hep şey için kullanılmıştı. Hani nasıl diyeyim? Bir böyle babyface'in gelip hani onun üzerinden hype kasması üzerine, onun üzerinden karizma kasması için kullanılmıştı Lesnar'a kadar hepsi. Ben bunda da aynı şeyi hani Miami'nin hani şey hani o böyle çok iyi gösterilmek için hani karşıda bu kadar sert bir rakip konduğunu düşünüyorum. Hani ben turnuvaların böyle olmasına karşıyım gerçekten. Yani hani bir UFC güreşçisini, dövüşçüsünü kaldırıp hani yani 32 kadının güreştiği bir turnuvada, hani dünyanın her yerinden kadınların güreştiği bir turnuvada hani ilk yani finale çıkarmaya ben karşıyım açıkçası yani. Hoşlanmadım. Peki, hayır, istediğin final neydi peki yani olması gereken ya da? Ya hani olması gereken final şimdi şey ilk tur kurallarına göre şey yapamayacağım hani de hani. Kafana göre söyle. Abi benim için Bianca Belair ve şey Ablaze bu turnuvanın en iyi iki güreşçisiydi. Yani en iyi performans gösteren iki güreşçisiydi abi. Hani Bianca ikinci turda elendi, şey çeyrek finalde elendi. Mayanga'da bir radyo lazım yalnız bu gidişte. Çok konuşulacak evet. Şey var çünkü. Yani isterseniz komple değerlendirmek için de kullanırız. Hani böyle öne çıkan güreşçileri falan konuşuruz. Hafta içinde bir ara yaparız isterseniz. Çok üzerinden geçmeden. Olur. Ama yarın da finali bir konuşuruz yani herhalde. Ya ben Reality'yi de çok beğendim. WWE'nin istediği tarzda bir güreşçi. Ege toparla hadi. Tamam o zaman. Buğra Gür sıkıldı. Zaten yarın SmackDown hayal ettiğimiz gibi geçmezse bir Mae Young'a da uzun uzun değiniriz yani. Gene Corbin'den Mahal'lar konuşursa bol bol. O zaman beyler yavaştan biz kaçalım. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın gençler. Okay, bye bye.